Şuradaki ev olmalı. Tanımadığımız, bilmediğimiz insanların evinde ne işimiz var anne? Ne yapacağız orada? Tanımadığımız ne demek Nazlı? O benim amcamın kızı. İyi de yıllardır görüşmedik. Ne diyeceğiz şimdi? Ne anlatacağız? Bu zor zamanımızda bizi kapının önünde bırakmazlar. Hadi yürü. Süheyla. Buyurun. Tanımadın mı? Sultan ben, Sultan. Sultan. Sultan sen misin? Bu da Nazlı. Kocaman olmuş maşallah. İçeri buyurun isterseniz. Burada böyle durmayalım. Buyurun gelin. Gelin. Gel. Hadi. Hadi gel Sultan gel. Sizin kızları Yörükhanların yanında çalışıyor biliyorduk. Elif orada çalışıyor. Ya siz ne yapıyorsunuz? Yanlarına almadılar mı sizi? Ortada mı kaldınız yoksa? Yok biz kendi düzenimizi kuracağız kısmetse. Zor tabii. Yani ana kız tek başına. Bizim düzenimizde halimizi de görüyorsun. Beyim uzun yolda çalışıyor. Biz de burada kızla beraber böyle idare edip gidiyoruz işte. Çok kalmayacağız zaten burada. Sadece bir iki gece. Yani bir yer bulana kadar yük olmayız size. Yok canım yüklüğünden değil de biliyorsun işte herkesin kendine göre bir derdi var. Benim bir işim var da dışarıda. Nazlı burada kalsın. Ben bir gidip geleceğim. Kalsın kalsın da ne işiymiş o? İş arayacağım da. Ha tamam olur. Ben bir çay koyayım o zaman. Hadi kızım gel bana yardım et ya. Hadi gel. Anne ben burada kalmak istemiyorum. Ben de seninle geleyim. Ben konağa gideceğim kızım. Kıymet Hanım'la konuşacağım. Neden ne diyeceksin ki? Bu yaptıkların hesabını soracağım onlardan. Bu da eriyecek. O kartopu eridiğinde sende güzel olan ne varsa alıp götürmüş. Ama bu kartopu eridiğinde sana güzel olan ne varsa geri getirecek. İnanırsan. Elif, pasta kurabiye bir şeyler aldım. Boğazından bir şeyler geçsin. Bugün hiçbir şey yemedim. Hadi gel iki lokum bir şeyler ye. Elif. Elif. Elif.